Günaydın, Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'i güne başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemine, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verilere, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. Bugün İstanbul'da hava açık, Ankara'da ise parçalı bulutlu gözüküyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Trafik yoğunluğu şu anda İstanbul'da sakin görünüyor ancak 10-15 dakika sonra yoğunluk artabilir. Şimdiden herkese sabırlar dilerim. Koronavirüs salgında son verilere bakalım. Son 24 saatte 7304 yeni vaka tespit edildi, 48 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam aşı olanların sayısı 61.279.957'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de faz 3 çalışması tamamlanan Sinovac'ın virüse karşı etkinlik oranının %83,5 olduğunu duyurdu. Salgınla ilgili bütün gelişmeleri medyaskop.tv adresinden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8 lira 56 kuruş, avro kuru 10 lira 15 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1367 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın dünkü kapanışında gram altının satış fiyatı 502 liraydı. Biraltepe ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 73,47 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleriyle tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Resmi gazetede dün Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındığı yayımlanmıştı. Öğrenciler ve akademisyenler kararı okulda kutladı. Melih Bulu'nun yerini vekaleten Naci İnce aldı. Rektör seçimleri 2 Ağustos'ta yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün İstanbul Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesinde akşam saat 19'da buluşacak ve bir kez daha kayyumlar gidecek diyecekler. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halkların Demokratik Partisi ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekli saldırı yapılmıştı. Olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Kısaca düne bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz darbe girişimi için düzenlenen Demokrasi Müzesi açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimizi Cumhur İttifakı olarak bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz dedi. Ruşen Çakır, Ahmet Şık'la 5. yılında 15 Temmuz darbe girişimini konuştu. Kısaca dinliyoruz. Böyle bir kalkışma ki haberini Türkiye kamuoyundan daha önce aldılar. Saatler önce aldıklarını biliyoruz. 14.30'da MİT'e giden ihbarcı üzerinden. Bu arada bunların hepsini Allah'ın lütfu olabilecek hale getirdiklerini düşünüyorum. Yani şimdi memleketin bir kısmı şeye inanıyor ya, 15 Temmuz bir tiyatroydu. Yani ben biraz iyi niyetli bir yorum olarak görmüyorum. Ben 15 Temmuz'da gerçek bir kalkışma yaşandığını düşünüyorum. Faillerinden birinin Gülen cemaati mensupları olduğunu düşünüyorum ama o günden beri iddiam şu, yani Gülen cemaati o kalkışmada yalnız değildi. Mevzunun deşifre olmasından sonra darbe koalisyonu içerisinde yer alan tarafların yer değiştirdiği bir sürece tanık olduk ve cemaati yalnızlaştırdılar. Cemaat mensupları orada bir kumar oynadı. Kazanma şansı %50-50 olandı. Ama o darbe başarısız olsa da başarısız olsa da ya da hiç denemeseler de şu an yaşadıkları şeyi yaşayacaklardı ama bu kadar ağır, hukukun tamamen paspas edildiği bir süreç bu kadar kolay gelmez işte. Erdoğan için Allah'ın lütfu meselesi o. Yani hukuku ortadan kaldırarak bütün rakiplerini ekart etmek, sürgüne göndermek, hapsetmek, asılsız suçlamalarla tıpkı Osman Kavala örneğinde gördüğümüz gibi ya da Selahattin Demirtaş örneğinde gördüğümüz gibi siyaseten ya da kamusal alandaki rakiplerini ortadan kaldırmanın yolunu da açtı. Yani bugün
Şimdi mecliste bazı AKP'liler muhalif konuştuğunda şey diyoruz yani. Yani siz niye oradasınız o zaman? E sizin gibi konuşursak ertesi gün FETÖ'cülükten bizi içeriye atar diyorlar. Bisiklet sporcusu Umut Gündüz 15 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Eryaman'da bisiklet kullanırken alkollü bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 19 yaşındayken vefat eden Umut Gündüz, ölümünün birinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından İstanbul ve Ankara'da anıldı. Şimdi de Kubilayan Kavrazlı'nın derlediği spor gündemine göz atalım. Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçını dün Romanya Ligi ekiplerinden Çiksera'da ile oynadı. Sarı lacivertliler Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Öte yandan ülkemizde transfer sezonu hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş dün yaptığı açıklamayla milli futbolcu Kenan Karaman'ı 3 yılında renklerine bağladığını kamuoyuna duyurdu. Son olarak dünya gündemine bakalım. Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir yatılık lise okulunun etrafında yapılan incelemede mezar olduğu düşünülen 200 yeni yer tespit edildi. Yeraltı dünyası ve organize suç örgütleri hakkında araştırmalarıyla tanınan Hollandalı gazeteci Peter de Vries hayatını kaybetti. Vries 6 Temmuz akşamı silahlı saldırıya uğramıştı. Sağanak yağış Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı yerlerinde çarşamba günden beri etkisini gösteriyordu. Yağışlar onlarca can kaybı ve ciddi hasarın neden oldu. Almanya'da en az 59, Belçika'da ise en az 11 kişi hayatını kaybetti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de destek olabilirsiniz. Pazartesi günü yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.